mezunlarındayız. Biliyorlar mı acaba? Dışarıda sigara içen kötü insanlar yapmayız. İçeri girelim. Dileklerimizi aldık. Tanıdık insanları görmeyi bekliyorum. Bu arada biz ayı gibi uyuduk. O yüzden öğleden sonra geldik. O yüzden de kostümlerimizi giyemedik. Acı çekiyorum. Bizimkiler nerede olabilir, nerede olabilir? Çok az kostümlü insan gördüm şimdiye kadarıyla. Vallahi üzdü. Standlar da boş hissettiriyor şu anda. Biz de çok geç geldik acaba. Burası boş, Ankara tek şeklinde bir yer dolu görünüyor görece. Geri kalan standlar ciddi anlamda boş. Yüzü şu anda. İhtimalle orada bir oyun şeyi falan var, gösterimi falan var. Hey Mario! Arada bir Mario fotoğrafı gördüm. Merlin'in kazanı. Bir Mario fotoğrafı gördüm. Mario yarın daha anlamlı olacak. Tabi bugün giyemediğimiz için. Arada insanlar Mario oynuyor. Yarın orada Mario oynarsa. Bak orada bir Katarina var. Olmasa zaten dövüyorlarmış. İçinde daha doğrusu en çok değişik oluyor. Şurada şöyle bir oluşum var millet. Mario oynuyor. Ne? Biz geldik. Biz geldik. Oh, merhaba diyeyim. Oh, yeniden neredesiniz? Yudum. Erun'a aldım. Ben uyurken ben 3 tane kostüm giydim. Şimdi Ceren'in fotoğraflarını çektik. Tabi jüri kaçmış gitmiş ama jüri buradaydı. Böyle azıcık muhabbet ettik falan. Şimdi Ceren'in üstünü değiştirecek. O üstünü değiştirmeden de sonra bir kez çekelim dedik. Biz salonun diğer tarafını dolaşmaya çıkıyoruz. Geldik. Ama üzerinin neden ortadan kaybolduğunu bulduk çünkü söyleşi için hazırlanıyorlar. Egesin atölyesi varmış burada. Ayrıca Egesin kolay gelsin. Kostüme makyajı 10 lira. Evet 10 lira. Reklamı mı yapayım? Sadece kostüme makyajı yapmıyoruz. Aynı zamanda craft desteğiz. Daha doğrusu herkes birbirine yardım ediyor. Bir desteğiz. Bir destek görebilecek ama. Bir de aynı zamanda cisimlerinizi satıyoruz. 4 tane cisimler arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Keşke bugün yayınlayabilecek olsam da yani reklam olsa ama bilgisayarsızlıktan ölürken tabii. Sorun değil çünkü bir dahaki etkinliklerde standımız her zaman için olacak. İstediğiniz soruları burada bizlere yöneltebilirsiniz. Cihan Yağlı, Sintelya Cosplay, Iron Astral, Kim Popsi Cosplay ve Balenu Cosplay ile birlikteyiz. Eva süngerimsi bir madde. Bazen kırtasiyelerde satıyorlar. İnce Eva diye satıyorlar. Bir de biraz daha kalınları var. Bunlar genelde böyle tatami minderlerinin yapıldığı madde. Terlik altları yapıldığı madde. Bazen yalıtım olarak kullanılan bir madde. Onları sanayide de bulabilirsin. Ama bazı yerlerde de satılıyor. Bu genelde ısıtıldığı zaman şekil alıyor. Kalıplar alıyorsun kendine göre. Yapılacağı hani yapacağın zırha göre kalıplar alıyorsun. Onları da kesiyorsun. Sonra şekil veriyorsun, ısı vererek yani.
En basit bu yani. Başka maddeler de var. Mesela Warbler var, termoplastik maddeler var. Bunlar bir çeşit plastik materyaller ama çok pahalı oluyor bunlar. Daha sağlam oluyor ama kalitesine göre fiyat da artıyor. Bunlar yurt dışından sipariş ederek yapıyorlar. Ama temel olarak zırh yapmaya başlamak isteyen insanlar genelde EVA kullanarak yapıyorlar. Türkiye'de cosplayerlerin zaten %95'i EVA kullanarak yapıyor. Gördüğünüz gibi üstündeki materyallerin hepsi EVA'dan yapılma. Okay, so I make most of my armor from EVA foam as well, and sometimes I will use other materials like Warbler and Sintra and expanding foam as well, but the majority of my armor is built from EVA foam because it is the easiest to work with and the cheapest. So for my armor, I use for the core EVA foam that I usually cover with Warbler from one side. And if I cannot afford Warbler at that time, then I'm using polyester pudding to give it extra strength. And the same happens with my weapons. When they are not made of wood or metal, then they have a core of dow or expanding foam, and then are covered in Warbler or in polyester pudding. But the latter is not as durable. It's a budget solution. Genel olarak kostümlerimde EVA kullanıyorum. Yani çoğu insanın yaptığı gibi. Fakat bu kostüme göre de değişiyor tabii. Genel olarak EVA kullanmanın bir yanı olarak o kamaran köpüklerden de kullanıyorum. Strafor kullanıyorum vesaire. Ama genel olarak materyalim EVA oluyor. Merhaba millet. Burada demo gaming'in. Şöyle gösterebiliyorum. Ufak bir sergisi var. İçerisi çok hoşuma gitti size. Göstermek istedim. Bence bu olumsuz bir şey ama bugün daha fazla sayıda insan var. Hani hala olarak devam ediyor. Birazdan cosplay yarışması başlayacak. Ondan çekimleri de sizinle paylaşacağım. Daha kameralar önünde. Yarışmaları kaçırıyorum. Gözlerim benim arada ama. Şey. Mario mantarım var mı diye bağıran var.
Sonunda prenses bunu bekliyorsun. Farklı bir sıralaması olan insan varmış. Duyalım. Hemen söylüyorum. Bir, Murat Bayar. Tamam, daha tamam. Güzel, daha tamam. Çok beğendim. Sahnesini göremedim. İki, ben Başak'ın daha çok sevdim. Yani şeylik Osmay'ını. Çünkü şöyle yani, nasıl söyleyeyim, ben çünkü Guild Wars oynadığım için iki. Belki o yüzden. WoW oynamadım ya. Yani. Tabii doğal olarak yani, o yüzden ben bildiğin kostümler daha sevdim. Aynen, daha çok yani. Sempatik geldi ona. Üçte yani Gundam da sevdim. Şey. Mesela ben de Gundam beğendim. Yani hani Uran. Ve pazar günü de bitti. Etkinlik pazar günü benim için çok daha eğlenceliydi. Çünkü ben de kostümlüydüm. Bol bol fotoğraf çekilme şansım oldu. Genel olarak etkinliği son bir senedir gittiğim diğer etkinliklerle kıyaslarsam topluluk çok daha saygılıydı diyebilirim. Kostümler çok daha az zarar gördü. İnsanlar fotoğraf çekerken hemen hemen her zaman izin istedi. Onun dışında organizasyonda eksiklikler olsa da genel olarak güzeldi bence. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve takip etmeyi unutmayın. Daha çok blog videoları görmek istiyorsanız bunu yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Hoşçakalın.